Merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilikler versin. Güzel kardeşlerim benim. En son gönderdiğim videoya çok teveccüh gösterdiniz her zaman olduğu gibi. Onun için teşekkür ederim. Çok memnun oluyorum şundan dolayı. En son baktığımda 7870 kişi mi ne abonem vardı, takipçim vardı sizin gibi. Şu anda baktım 8600 kişi tıklamış. Dolu doluyuz. Bir izleyicimin yazdığı yorumdaki gibi. Dolu doluyuz. Yani artıyor, taşıyoruz bile. Yani belki sayım artmıyor ama sayım kadar izleyicim attığımı edenler var, takip edenler var. Yani bazen insan üşeniyor biliyorsunuz. 8600 kişi beni tıklamış, seyretmiş ama bakayım 622 kişi tıklama zahmetinde bulunmuş. Sağ olsunlar. Yani şimdi böyle seyrederken eline tıklıyorsun ya, beğeni yapıyorsun. İşte burası acıyor zaten, o beğeniyi bastığın zaman vücuttan bir elektrik gidiyor. Belki de para gidiyor diye düşünüyor insanlar. Basamıyorlar. Basarlarsa iyi olacak ama basmıyorlar sağ olsunlar. Ben mesela borsayla ilgili, bir başkasıyla ilgili bir şey gördüğüm zaman, içine girdiğim zaman daha başlamadan beğeniyorum. Çünkü bir zahmet etmiş yani. Bir şeyler yapmak istemiş. Arkadaşları beğenmek veya dinledikten sonra beğenirsin. Dinledin, beğenmiyorsan beğenmeye basarsın. Baştan beğendin de sonra beğenmedin, onu silip tekrar beğenmemeye basabilirsin. Yani bunlar insanları daha bir şevke getirir. Ha diyeceksin ki sen böyle mi şevke geliyorsun? Yok ha, ben memnunum. Çünkü bu kanalda siz beni takip ediyorsunuz. Ben hani konuşuyorum, takip etmeseniz de konuşacağım. Deşarj oluyorum abi. Yani normalde böyle her söylediğimi yanlış taraflara çekmeseniz, böyle biraz rahat olsam, laflarıma dikkat etsem ama biraz daha aşırı konuşsam vallahi 5 milyon kişi seyreder beni ama benim hakkımda 2 milyon, 3 milyon da ölüm emri çıkartılır arkadaşlar. Çünkü benim söylediklerimi karşı taraf anlamadı mı? Yandık. Böyle ironiyle konuşuyoruz ya, istemiyorum şey olsun diye. Yani spor konusunda değil, her konuda arkadaşlar. Yani benden böyle gelip konuşabilseniz var ya, bir yere bir 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi bir araya gelsek de her konudan size girsem. Bak bende neler var arkadaşlar. Şimdi dostlarım, şimdi bugün, geçen hafta bir şey yazmıştım yani ne yapmamız lazım bundan sonra diye falan. Bir şeyler öyle dedim, cuma günü anlatırım size ama ne gereği var? Cuma günde nasıl olmasa bir pozisyon bulur, size gene bir şeyler anlatırım. Fakat çok üzücü, not aldım, çok üzücü şeyler var arkadaşlar ya. Hayır, memnun olduklarımdan yola çıkayım da üzücülere sonra gireriz arkadaşlar. Şimdi buradan ben size hani sezon başında şöyle yapacağız, bir bayraklara çıkalım falan filan dedim. Ondan sonra bir şeyler anlattım. Geriye dönüp düşünüyorum, böyle bakıyorum başlıklara, videolarıma. Beni izleyenlere yalan konuşmuş muyum? Sadece tıklanmak, reyting için. Veya bir hata yapmış mıyım? Hata yaptıklarım oluyor. İsimleri bazen yanlış kullanıyorum. Skorları bazen yanlış diyorum. İşte Cornelius derken Siopis diyorum, Santrofor falan, bunlar diyorum. De hızlı konuştuğum için diyorum arkadaşlar. Bir de canım yani, bu kadar yabancı ismin arasında bu kadar dilimiz de iyi dönüyor Allah için dostlarım. Ama yüzde olarak sizlere doğru mesajlar verdiğimi düşünüyorum. Bir evvelki mesajımda da kimseye sönmeden kendi duygularımla Trabzonspor'un şampiyon olması için bir takımın şampiyon olması için şartların ne olduğunu size anlatırken, arkadaşlığı, dostluğu, birbirine sevmeyi çıkarken yabancı futbolcuların Hüseyin'e, Serkan'a, işte Hüseyin, Serkan, İsmail'e nasıl destek verdiklerini, bu arkadaşlığın zaman içerisinde sinerjiye yayıldığını falan filan da anlattım size. Bunlar benim dışarıdan gördüklerimdi.
yaşadıklarım ama dışarıda da bu gördüklerimdi. Şimdi gördüklerimin teyit olması çok hoşuma gidiyor. Bakın Hugo'nun şeyini seyrettim. Röportaj yapmış. Diyor ki Victor Hugo, ben diyor sakatlandım. Herkes bunun futbol hayatı bitti. İşte falan bu bir dahaki sene sezona başlar dedi. İnanılmaz bir profesyonelikle hırsla geri geldim dedi. Hatta dedi geçen sene ayrılmak istedim ben dedi. Ama o geçen seneydi ki şartlar şöyleydi. Pandemi ben en azından bir babayım dedi diyor. Çoluk çocuğumun istikbalini düşünmem lazım. Pandemiden dolayı okul bulamıyoruz. Dolayısıyla hani bir ara böyle gitmek istedim dedi. Yani konuştum. Fakat Abdullah Hoca beni bir kenara çekti. Karşılıklı konuştu ve beni ikna etti. İkna ederken söyledikleri benim çok hoşuma gitti. Yani bu pandemi bitecek. Burası çok rahat. Burada olacak. Burada daha iyi şeyler olacak. Bu kulübü terk etme, bilmem ne etme falan filan dedi. Ve ben dedi bugün çok memnunum dedi. Tamam mı? Yıldız'ın bizim takımda dedi. Yıldız'ın kim olduğu önemli değil dedi. Hugo'ymuş, Edgar'mış, Siopis'miş, Cornelius'miş, Marekamsik'miş, Cervinho'ymuş, Vizcay falan önemli değil dedi. Mühim olan dedi takımın yıldız olması, bizim takımımızda çok yıldızlı dedi. Hoca buna bizi inandırdı dedi. Şimdi yazdım teşbih, hani yan yana gidiyor, hepsi hakkında ama hoca bizi inandırdı dedi. O yüzden dedi, bu şampiyonluk gelirken dedi, ailemin, çocuğumun, çocuklarımın, eşimin şampiyonluğu görmeyi hak ettiğini düşündüm dedi. Ve o mücadeleye verdik dedi. Bizimle dedi, koş, taraftarımız bizim için çok önemliydi dedi. Ben hani bir rekor kırıldı dedi. Dedim ki artık bu dan daha büyüğü olmaz. Bir sevinçte başka bir rekor kırıldı. Aa, böyle bir şey olamaz dedi. Bir sevinçte başka bir rekor kırıldı dedi. Denizden dedi sanki çıkartma yaptık dedi. Yani resimlere bir tanesi dün resim attı. 20 sene sonra bir resime bakanlar dedi. Çocuklarımız dedi. Yani 2022-2050'de bu resime bakan çocuklar tarih kitaplarında hangi devlete çıkartma yapmadık, yaptık diye görürler diyor. Dumanlar, gemiler falan. Çıkartma yapmışız. Bunda diyor taraftarımızın çok önemli şeyi var. Çünkü bizimle koştular, bizimle bastılar, bizimle mücadele ettiler. Bir taraftarla maç nasıl kazanılır gördük. Biz Kayseri maçında 2-0 mağlup içeri girer üzgünken taraftar yeneceğiz. Bu maçı alacağız diye çıktığımız girerken ve çıkarken diyor bize hareket ettiler. Biz o maçı aldık diyor. Beni her zaman şaşırttı bu taraftar diyor. Bundan daha iyisi olmaz dedim. Daha iyisi oldu. Şimdi Victor Hugo'nun bu dediklerini görünce arkadaşlar ya ben de ona benzer şeyler söylemişim. Çünkü yaşamışız. Ya canım ben bundan memnun oluyorum. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Dostlarım ya ben size mavra yapmamışım, palavra atmamışım, yalan konuşmamışım. Size doğru şeyler söylemişim. Ama her dediğimin çıkacak diye bir şeysi yok. İşte görüyorsunuz 38 puan farkla yapacağız dedik. 38 yapamadık. 8 maç önceden bitiririz dedik. 4 maç önceden bitirdik. Yani tam şey yapamadık. Nokta atışı yapamadık. Yapabilirdik yapamadık. Yani biz bunları söylerken ya hocam sağ olasın Serdar abi. Moralimizi yükseltiyorsun. Evet sen de biliyorsun içim kan ağlıyor falan. Vallahi yok. İçimin kan ağladığı sinirlediğim ama size güldüğüm zamanlar oldu. Çünkü bazı taraftarların yorumları benim asabımı bozuyordu. Hala olmayız. Yapmazlar, yaptırmazlar. Niye yapmazlar, yaptırmazlar? Olur mu öyle şey? Böyle karşılaştırdığın zaman benim söylediklerimi çok memnun oluyorum size karşı. O yüzden herhalde 7870 kişi takip ediyorken 8000 kişi birebir nokta atışı yapıp beni dinliyorsunuz arkadaşlar. Aklıma gelmişken söyleyeyim, bir arkadaş beni şey yapmıştı, uzun konuşuyorum ya arkadaşlar. İstersen konuşmamızı siz hızlandırabilirsiniz hepsini seyretmek için. Şimdi en son attığımda 8600 kişi olmuş ama ortalamama göre 11 ile 13 arasıyken 7 dakika seyredilmiş.
Onu anlamıyorum tabii, yani şeyler hızdan gitmiş. O zaman diyorum acaba eksik mi yapıyoruz? Bir şey mi anlatamadık arkadaşlara diye. Dostlarım, şimdi size şeyi anlatacağım arkadaş. Trabzonspor Kulübü'nün bundan sonra ne yapması gereken, kendi fikirlerime göre, Abdullah Hoca'nın falan. Ben kendi şeylerimi söyleyeceğim. Onlar ne yaparlarsa yaparlar. Ama ya şöyle bir durum var arkadaşlar. Ya üzülüyor insan, üzülüyor. Şimdi dün akşam siz de seyrettiniz. Metroda görüntüleri var. 7-8 tane, 10 tane, 15 tane Fenerbahçe formalı taraftar yakalamışlar bir tane Trabzon formalıya. İşte ona buna saldırıyorlar. Kötü. Görüntü kötü. Şimdi bunun karşılığı olur, biliyor musunuz? Bunlar kötü şeyler. Yani şimdi düşünüyor insan. Yaşları belli bir seviyeye gelmiş insanların Trabzonsporluk düşmanlığı nereden olur? Niye yani? Ekmeğini mi elinden almışlar? Affedersin, ailesine mi bir şey yapmışlar? Yani fiziki olarak darp etmişler. Bir kazada bir şey mi oldu? Vefat mı etmiş birisi? Trabzonsporlular, Trabzonspor forması giyen o çocukların aileleri ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Veya Trabzonspor forması giyenler Fenerbahçelilere kızdığı zaman ne yapmış Fenerbahçeli o insanlar onları? Yaş vasıtasıyla. Ne yapmışlar? Nedir bu gerginlik? Ne bu, nedir bu ayrışım? Neticede bir spor yapıyoruz, değil mi? Bir tane şampiyon oluyor. Niye böyle oluyor ya? Niye saldırıyorsunuz kardeşim ya? Niye? Ama o çocukların önemi değil. Yapana değil, yaptırana bakmak lazım. Şimdi o görüntüleri biz seyrettik. Biz, siz. Ya üzüldük değil mi? O bir kişiye. Şimdi bizim içimiz kin dolmadı mı? Bizim içimiz nefret dolmadı mı? Benim 66 yaşında böyle yakalasam bir adamın kafasını atlayacak pozisyona geldim. Yapmam mı? Siz delikanlılar o pozisyona gelmediniz mi? Trabzonsporlu formasını giymiş bir adamın oradaki sıkıntısını görünce en kısa zamanda birini sıkıştıracağız diye düşünmediniz mi? Size düşündürmediler mi? Yazık değil mi ya? Sakın böyle düşünmeyin arkadaşlar. Onlar tek başına kimseye saldıramazlar. Kalabalıkken tek başına olana saldırırlar. Şimdi yetkili ağız, Fenerbahçe'nin en yetkili ağzı Sayın Ali Koç hedef gösterdi. Ne için? Bir tane şampiyonluk olunacak. Ya cana değer mi arkadaş ya? Cana değer mi? Ya başına bir şey gelseydi, ya bundan sonra gelseydi. İstanbul'da Trabzonspor bayrak asmış. Ne olacak? Yani Trabzonspor İstanbul'da bayrak astı diye İstanbul'un sahibi mi oldu? Veya bayrak asmasa nesi eksilecek ya? Ya hazmedeceksiniz kardeşim, hazmedeceksiniz. Çünkü bu iş burada bitmiyor. Bu iş 50 sene içerisinde de biz karşılıklı maçlar yapacağız. Şehirlere gelip gideceğiz. Arkadaşlık, dostluklar tesis edeceğiz. Birbirlerine kızıp bağırıp tabutlar yapılacak, o küme diyecek, bu diyecek ama maç bitecek. Hiçbir şey olmamış gibi devam edecek. Niye işi geriyorsun Sayın Koç? Bak gerdin, nereye geldi? Ne gereği var? Bak biraz sonra Sayın Ali Koç, biraz sonra başka bir şey diyeceğim. Sen belki bu konuşmaları size aktarırlarsa, siz zannediyorsunuz ki Serdar Bali tek taraflı konuşuyor. Asla. Asla. Ne senden ne ondan. Hiç Allah'ın kulundan korkarsam namussuz şerefsizim. Hemen gerilmeyeyim. Ben ortalamasını iyi bilen, hiçbir camiaya karşı bir şey konuşmayan bir adam. Bunları böyle yaptınız. İşte taraftarlar da gerildiler, saldırdılar. Yanlış Sayın Ali Koç. Ailenize, yetişmenize, okuduğunuz üniversitelere, bilmem nelere baktığımız zaman bu kelimeleri yan yana getirmeniz, hele bulunduğunuz itibariyle çok yanlış. Sükutu hayale uğradım. Sizden ilgili daha evvel konuştum. Hala da diyorum ki benim bildiğim Ali Koç bu değil. Toparlayacak diye düşünüyorum. Hemen akabinde hiç sıcağı sıcağına söyleyeyim. Hepiniz benden küçüksünüz yaş olarak. Sen de benim kardeşimsin. İbrahim Hacı Osman oldu benim kardeşim. Oyumuzu da ona attık o zaman.
karşılıklı da konuştuk. Her dönemde de her dediğine ilik TV'de dahi yanlış yapıyorsun. Yapma dediğim bir insanım. Şimdi onun da şeylerini okuyorum. Trabzonspor'un başkanlığını yapmış. Önemliydi. Trabzonspor başkanlığını yapmış. Duvara resmini astırmış Sayın Hacı Osmanoğlu. O da yapıyor. Züppe müppe bilmem ne diyor falan. Yapma, yakışmaz Sayın Başkan. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bırak. Gerekmez. Bu cevaplar, ben cevap vermesini bilmiyor muyum ya böyle. Ben bunu aynı bu şekilde konuşsam benim tıklanmam 300 bini bulur. Takipçim 50 bini bulur. Ne yani? Serdar Gider yaptı. Biz önde giden insanlar yol gösterici olmamız lazım. Yol. Evet, yanlışları göreceğiz. Bugün ona, yarına sana, ötekine. Ama bu ülkede yaşıyoruz. Aynı güneşe bakıyoruz. Aynı yağmurda ıslanıyoruz. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Bir spor için bölünemeyiz. Savaş haline gelmemesi lazım bu iş. Memnun musunuz? Niye? Yarına gelecekler, burada maç oynayacaklar. Biz de orada maç oynayacağız. Bu gerginlik nereye gider? Niye Fenerbahçe Galatasaray bu kadar gergin? Niye? Yıllardır Trabzonspor Fenerbahçe'yi 50 senedir İstanbul'da yenememiş. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Yenememiş, şampiyon olmuş. Bir gün gelir yener. Bunlar istatistikçilerin, yani parayı verip reklam almak isteyen yayıncıların ortamı gerdiği maçlar. Gerginlikte insanlar oralara daha dövüş olur mu diye baktıkları için reklam daha çok alınıyor, gergin diye. Bakın, bütün spor kanallarında arkadaşlar hepimiziz. Bak, size konuşuyorum ya arkadaşlar. Ben Fenerli, Galatasaray, Beşiktaş, bütün spor severlere konuşuyorum. Maalesef bizim toplumumuz var. Akşamki spor programlarında kim kime gider yapacak diye yapanları daha çok seyrediyoruz. Onlar da onu biliyorlar. Ya biliyorlar arkadaşlar ya. Yumuşak konuşup üslubunu anlatanları çok seyretmiyorlar. Gergin. Onlar da seyredenler var. Onların da alıcısı var. Biz altı pas programını yaptığımız zaman Show TV'de Ahmet Çakar'la ve Küçük Hakan işte arkadaşlarla beraber Gürcan'dan falan. Vallahi ikiye kadar sürdüğü zaman bizi seyrediyorlar. Niye? Bizde kavga yoktu çünkü. Bizde muhabbet vardı, fıkra vardı. Doğru teşhis vardı. O da seyrediyor. Birinci geliyorduk ya. Sporda birinci geldiğimiz gibi bütün yayınların içerisinde de ilk ona giriyorduk. Yani böyle dizilerde de. Herkesin bir alıcısı var arkadaşlar. Yapmamamız lazım. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, verme cevap. Verme. Gerekmez ya. Türbünü oynamayalım. Gerekmez. Sen belki bizim de içimizden geçenleri cevap verme. Vermeye gerek yok. Ne gereği var? Biz Trabzonspor olarak şampiyonluk kutlamalarında 37 senedir ya olmadığımız şampiyonluğu inanılmaz güzel bir şekilde, şunu anlatsanız da Sayın Hacı Osmanoğlu, sizden onu bekliyoruz yani. Zaman zaman ben sana dediklerine karşı gelmişsem de, sen benim hemşerimsin, ben seni severim. Ali Koç benim hemşerim değildir. Giyimini, kuşamını, konuşmasını severdim. Güzel yetiştiği için severdim. Hala öyle görmek istiyorum ya. O bir ara belki böyle bir olabilir. Herkesin bir hali düzelecektir. Sayın Ali Koç 2 sene evvela bizim şeref tribününde maça geldikleri zaman protokol tribününde tek başına dolaşıyordu. Karşılaştık, merhaba başkan dedik. Ali Kemal Denizci'yi gördü. Merhaba dedi. Önce tanıma döndü. O Ali Kemal abi falan dedi. Konuştuk, hiç problem yok. Şimdi niye gelmesin oraya ya? Niye gezmesin? Niye etrafında korumalar olsun? Korumaları görünce insan korumalara saldırmak istiyor. Siz kimsiniz lan? Siz koruma olsanız ne olur? Biz kimden koruyacaksınız buna? İnsanı kabarıyor. Gerekmez. Bunlar düzelmesi lazım. Sayın Ali Koç. Bak, Ahmet Ağaoğlu çok güzel mesajlar veriyor. İyi arkadaşsınız. Dışarıda da iyi arkadaş olduğunuzu biliyoruz. Ama bir camianın başkanı, o camianın başkanı, sen camianın başkanısın. Şu andaki pozisyona gelecek konuşmak istiyorsun ama o da o andaki pozisyona göre konuşmalı. Yapmayın. İbrahim Hacı Osmanoğlu, araya girme. Sevgili başkan, gerek yok. Yok, zengin çocuğumuz zübbeymişti, bilmem neymişti. Ya ne yapalım? Ne yapalım? Belki de öyle yetiştirdikleri toparlanmak zor oluyor. Hepsi de öyle değil. Gerekmez.
rica ediyorum ya ben kimim sizden rica ediyorum? Mesela öyle düşünebilirsiniz. İkiniz de başkanlık yapabilirsiniz. Yapmışsınız falan. Kim ya sen kimsin? Benim kim olduğumu internete gireceksiniz. Tıklayacaksınız Serdar Bali olarak. Oradan aşağı bakacaksınız. Hatta babasına bakacaksınız Zekeriya Bali diye. Kim olduğumu göreceksiniz. Konuştuğum konunun ne olduğunu ve niye konuştuğumu anlayacaksınız. Bu konuda, futbol konusunda ben dönüyorken siz geliyordunuz. O yüzden bunları yaparım, söylerim. Can var ortada, can. Fenerbahçe taraftarı var, Trabzonspor taraftarı var, Galatasaray. Yani bir tane şey yapacağız, maç oynayacağız, biri galip gelecek. Arkadaşlar, biz nerede hata yaptık diye düşüneceksiniz. Biz bu sene Trabzonspor'da ne yapması gerektiğini devam ettirmek için düşünecek. Arkadaş, çok uzatmadan bunları çok üzüldüğümü söylüyorum. Hemen Trabzonspor'un ne yapması gerektiğini size anlatıyorum arkadaşlar. Şahsi görüşümdür bu. Ben olsam böyle yaparım. Başlıyorum arkadaşlar. Bismillah. Deminkiler nasihattı. Dinlerlerse dinlerler. Dinlemezlerse bu Serdar kim ne diyor bu derlerse de ben size anlattım arkadaşlar. Siz kendinize hakim olun. Arkadaşlar bakın. Trabzonspor kulübü sevinçlerine devam ediyor. En son maçımızı Başakşehir maçında oynayacağız ki onu da iyi bitirmemiz lazım. Çünkü 2019'daki şampiyonluğumuzun gittiği takım. Pandemi durdu. Birinciyiz. Pandemi biter gibi oldu. Başladı. Ona göre de ikinci olduk. Nasıl olduğunu nasıl anlatayım size? Ey arkadaşlar. Nasıl anlatayım size? Diyorum ya çok taraftarım olur ama her şeyi bırakıp bir kenara geçmemiz lazım. Yakın biliyor musunuz bu her şeyi bırakıp bir kenara geçmemiz arkadaşlar? Onu da size söyleyeyim. Yani söylemek gibi şey olmasın da hanımım kızacak ama. Sağda solda bir iki yatırımımız var arkadaşlar. Onları paraya çevirmeye uğraşıyorum. Şimdi ben size dedim ya matematikçiyim ben diye paraya çevirmeye uğraşıyorum. Yani satacağım uğraşmıyorum da geliyorlar beğenmiyoruz fiyatı. Biraz daha fazla söylüyoruz onu da veriyorlar. Beğenmiyoruz fiyatı bir türlü veremedik. Ama sonunda vereceğiz evimizi. Evimizi, arabamızı, şuyu buyu. Niye diyeceksiniz? Parayı nakite çevireceğiz. Onlar ev. Nakite çevireceğiz eşime teslim edeceğim. Diyeceğim ki hayatım bak bunu al. Gerekli yerde söyleyeceğim. Ben bugün çıkarım, akşam gelmeyebilirim. Ben ağzımı tutamam, bir şeyler söyleyeceğim. Serdar Bali'den sonra eşi, çocuğu ortada kalmasın. Ben bir şey bulur yerim. Onun hazırlığı peşindeyim arkadaşlarım. Her şeyi takır 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 söyleyeceğim. Üslubundan gene karşı tarafa bugün yaptığım. Ben asla karşıya... Vay efendim işte falanmış filanmış neyse söylemeyeyim. La... Konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, hırsız diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz ama astını diyemiyorsunuz. Buradan çıkarın arkadaşlar, bu kadar yani şey etmeyin. O yüzden hazırlığım da var yani öyle rahat konuşacağım. Maddi olarak da ben öldükten sonra çoluk çocuğumun devam edeceğine inandığım hale getirdiğim taşı toprağa böyle çevireceğim orada nakit önemli arkadaşlar, nakit önemli. Akşam yatarsın, sabah kalkarsın, tak indiriyorlar, yıkılıyor her taraf, görüyorsunuz her şeyi. Gerçi bizim memleketimizin henüz öyle bir şeyi yok, Allah'a şükürler olsun da. Her şey, ben hayatım boyunca nakite inanmış insanım arkadaşlar. Nakit. Gözünü açsın, kapatacaksın, göreceksin yarına ekmek alacak param var diye. Komşumun ekmeğini alacak para da var diye. Ben tokum, komşum da tok olsun diye arkadaşlar. Hayat görüşüm bu. Ben zengin olsam, hani böyle çok zengin olsam ki o pozisyonu yakaladık yani paralarımızı yediler futbol hayatında. Ben zenginliğimi yaşayabilmem için yaşadığım toplamın da acı olmaması lazım değil mi? Arkadan dönüp bana açlıktan, kıskançlıktan, nefretten bakmamaları lazım değil mi? Zengin zenginliğini yaşayabilmesi için ortamın da müsait olması lazım. Fakir bir yerde zenginliğini yaşayamaz. Bir gün o insanlar sana saldırır. Arkadaşlar o yüzden tabii ki ben etrafımın da
iyi olmasını istiyorum. Kimsenin acı olmasın. Ne olacak yani? Yine söylüyorum işte, en iyi arkadaşlarımız öldü gitti. Paralar burada kaldı. Mallar, mülkler burada kaldı. Para park etmeyecek arkadaşlar bir insanda. Park eden para hiçbir işe yarar. Hesabımdan benim var katrilyonlarım nerede? Bankada. Ne oldu? Yanındaki ağaç duruyor. Elini cebine atamıyorsun. Akrep var, sokacak. Allah sana para vermiş ama onu etrafına dağıtmayı vermemiş. Çünkü seni biliyor zaten. Ben anlattığım gibi rüyalarda bana büyük planga çıkıyor. Uyanana kadar parayı dağıtıyorum. Ben sabah kalkıyorum, rüyadan uyanmışım, gene para yok. Niye? Vermişim fakir fukaraya, ihtiyaçlıya. Önce kendi aileme, sonra onun ailelerine, ondan sonra böyle vermişim işte. Herkes mutlu olsun istemişim. Rüyada çıkıyor, sabah rüyanın sonuna kadar para kalmıyor arkadaşlar. Neyse, uzatmayayım. O günler gelecek. Şimdi bence şöyle bir şey yazdım abi, düşündüm. Şimdi bu sene büyük başarılardan sonra seneye çok daha sıkıntılı durumumuz olması lazım. Çünkü başarıyı egale edip geçeceğiz. Daha iyi. İyi şeyler yaptık, daha iyi şeyler yapacağız. Şimdi mesela teknik direktörümüz, hem idari yönden hem teknik direktör yönden konuşalım. Teknik direktörümüz kurmaylarından beraber büyük bir tahtanın önüne geçip kalem kağıtla beraber bir savaş planı yapması lazım. Önümüzdeki yıl için 60'a yakın maç oynayacağız. Ve yapma hem kulüp bu kısmını idare etine. Bir, kimlerden ne gibi kötülük gördük? Kimler dost göründü ama iyi gün dostuydu? Kimler gerçek dostu ama ortak menfaatlerimiz de bir arada olduğumuz için gerçek dost gibi davrandılar? Kimlere her türlü şartta sırtımızı dönebiliriz? Ortak menfaatlerimiz olmasa bile. Sırtımızı dönebilecek olduğumuz kimler var? Bunu geliştirebiliriz. Bunları tak 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 yazacaklar. Orada eksiklikler, fazlalıklar olacak ama bunlar gelecek seneki savaş planıdır. Savaşı mahsus diyorum ki savaş planımız. Sonra seneye şampiyonluğa giderken kimlerle çekişebiliriz? O çekişecek kişiler, takımlar bu yıl ne gibi hamleler yaptı? Doğru mu, yanlış mı? Eksiklerini tamamlayabildiler mi? Aldıkları adamı gazetelerde rüzgar mı yapıyorlar? Bunu sen daha iyi bilirsin. Kişi olarak. Kimler sürpriz takım olarak çıkabilirler? Oyuncu kadromuzun çeşitliliği, diriliği ne kadardır? Ne kadar zorlamayla gidebiliriz? Ne kadar zorlayabiliriz bu kadroyu? Çünkü Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, Türkiye Kupası, lig maçları, zorlu maçlar var. Yaşları kemale ermiş, orta yaş, genç yaş organizasyonu yapacağız, yapmamız lazım. Yani bir defa anlatmışım, bir daha anlatayım. Bir iş adamı olarak, bir şirketin, bir holdingin başkanı olarak ekibimle konuşurken bana efendim Sayın Serdar Bali, buyur evladım genel müdür, bize 5 tane araba lazım. Öyle mi? Niye? İşte efendim işte gelenler gidenler var, iyi aşağı alıyoruz, bilmem ne alıyoruz falan filan. Peki alalım. Ne yapacağız? Şimdi oradan birisi ne alacağız? Efendim bizi Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlarımız ziyaret ediyor. Onlar için limuzin almamız lazım. 5 tane limuzin alalım. Yapmıyor. Çok güzel. Ne yapalım efendim? Efendim biz araziye çıkıyoruz. 5 tane jip almamız lazım. Çok güzel. Sen genel müdür yardımcısı, efendim biz arabalarımızı lan sağa sola malzeme taşıyoruz, yemek getiriyor ama 5 tane minibüs almamız lazım. Şimdi patron diyecek ki, ya arkadaşlar biz sizden batarız. Nasıl batarız? Söyleyeyim mi size? 5 tane limuzin aldırdı arkadaş bize, Cumhurbaşkanı, Başbakan gelecek diye. Peki araziye limuzinle mi çıkacaksın? İHŞ'yi limuzinle mi taşıyacaksın? Sen bana jip aldırdın 5 tane. Cumhurbaşkanını ve Başbakanı, Bakanı jiple mi taşıyacağız?
Sen bana diyorsun ki 5 tane minibüs alalım, malzeme getiriyoruz. Malzeme arabasından mı Cumhurbaşkanı'nı taşıyacağız? Ne yapmamız demek ki lazım? Demek ki biz holding olarak büyüsek ve bizi ziyarete gelecek, bize gelecek olan insanları, yetkili kişileri, Cumhurbaşkanı, başkanı, bakanları taşıyabilmek için bir tane üst düzey araba tutacaksın. İşlerin müteahhitsen, arazi holdingsen, araziye çıkabilirsin, jip alacaksın. İyaşelerini, yemekleri götürüp getir, malzeme götürmek için de minibüsünü, işte daha düşük düzeyde arabayı alacaksın. Demek ki çeşit yapacaksın. Devam edeyim. Galatasaray Avrupa bilmem nesi oldu. Şampiyon lig lideri de Avrupa'da büyük başarı oldu. Nasıl oldu? Takımı nasılydı? Deve gibiydi. Ya etme abi, deve mi diyorsun Galatasaray? Hayır. Karade Teferel, anladığım kadarıyla aklıma gelenler söylüyorum. Sağda Fatih Akyel miydi? Solda Küçük Hakan, Bülent Popescu. Popescu ağır ama tecrübeli. Bülent rakiple kavga edecek pozisyonda. Önde kim var? Ninja ortusu var benim gibi. Okan, Emre, Suat. Böyle parçalıyorlar, dalıyorlar. Onun önünde kim var? Yılların tecrübesi Hacı. Koşmasına gerek yok ki koştu. Arkada onun yerine koşanlar var. Önde iki tane adam var. Kim var? Bugün Amerika'da olan kardeş Hakan Şükür. Uzun boylu. Yanında da nerede olduğu belli olmayan Arif. Kısa boylu. Sıkışırsan havaya kaldır. Rakip hücum ediyorsa Arif'in önüne at. Deve gibi. Nasıl? Eğri büğrü. Çünkü böyle olması lazım. Düş düzeyde hiçbir şey olmaz. Olmaz. Arkadaşlar. Yerden açık vermeyeceksin. Hava lazım olacak. Surat lazım olacak. Tecrübe lazım olacak. Kavga lazım olacak. Değil mi? Trabzonspor takımı da 30-32-33-34 yaşındaki futbolcuları da olacak. 26-27-28 yaşındaki futbolcuları da olacak. 19-20-21 yaşındaki futbolcuları da olacak. Tecrübesi kalecisi olacak. Arkaya koyacak kalecisi olacak. Yetişecek kalecisi olacak. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bunu Abdullah Avcı ve ekibi organize etmesi lazım ki ediyor. Çünkü Abdullah Avcı ve Allah kısmet ederse ki bütün kulüplerin isteği. Abdullah Avcı'nın Ferguson gibi 20 sene burada kalsın. Kalsın baba, adam yetiştirsin. Kimse onu kıskanmıyor ki. Abdullah Avcı kaldı dedi de 20 yıl şampiyon olacağız diye bir beklenti bende yok. Kulübümü doğru yönetsin, doğru hamleler yapsın, şampiyonluğu oynayalım, şampiyon olalım, son dakikaya kadar şampiyonluk yarışında olalım, nereden kaçırdığımızı bulalım, kupaları alalım, kupaları kaçıralım ama orada olalım. O ekranda bordo mavi gözüksün ki çocuklarımız orada bordo mavi rengin gözdeki şeyi olsun. İstanbul'daki çocuk, tek başına okulda okuyan tek çocuk, Trabzonlu çocuk bugün ne kadar mutlu biliyor musun? Bir orduyu yendi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bunlar. Sonra kadro yapılanmasına dikkat etmeliyiz. Altyapı. Şimdi altyapıdan futbolcu alıyoruz ya, işte 11-11 maç yapacak ya, aralarında çift kare yapacaklar. Adam tamamlanmalar lazım. İki de dışarıda olacaklar, sakatlık. Sadece burayı tamamlamak için altyapıdan futbolcu alındı dedirttirmek için altyapı olmaz arkadaşlar. Abdullah Avcı'nın şu anda hemen müdahale edecek olduğu altyapı abi. Altyapının ne olduğunu öğreneceğiz abi. Altyapıdan futbolcu yetiştirirken aa ne güzel topa vuruyorsun, aferin falan. Yok ya, ne gidiyor, iyi futbol. Altyapıya adam alacaksın yeteneğinden, altyapıda kalacak karakterinden. Karakteri olmayan, karakter ortaya koymayan hiçbir 15, 13, 15, 16, 17 yaşındaki futbolcuyu devam ettirmeyeceksin. Ne oğlum bu havala giriyorsun, futbolcusun. Ne olacak oğlum? Sen futbolcusun, sen futbolcusun. Bugün bu kulüp var oldu müddetçe. Sen yoksan bu kulüp var oldu. Bunu anlatacaksın. Eğer Trabzonspor'un altyapısıysa Trabzonspor'un altyapısından Trabzonsporlu yetiştireceksin. Karakterli, yetenekli, yabancı bilen, okuyan, dilini bilen, büyüğe küçüğe saygıda bulunan yetenekli adam olacak. Kazandığını gizli olarak mahallesindekilere,
fakire fukaraya dağıtabilen, verebilen, onları asla rencide etme, veren bir karakterli futbolcu yetiştirecek. Karakterli. Dik insanlar yetiştireceksin. Ya adamların doğuştan karakterleri farklı olabilir. Yetiştireceksin. Adamlara yabancı dili öğreteceksin arkadaşlar. Yabancı dil. Öğrenecekler. Dünyayı takip edecekler. Dünyayı takip etmek kolay artık. Bak ben buradan sizde sinema yapıyorum işte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Pardon. Altyapı önemli. Sonra altyapı dediğin nedir ya? Trabzonspor'un altyapısı. Trabzonspor'un altyapısı bir isimdir. Trabzonspor'un altyapısı yörenin altyapısıdır. Öncelikle. Yöreden. Türkiye'den alacaksın ama önce yöreden alacaksın. Kelirim, kidirim, habura, mabura demesini bilecek. Öğrenecek. O toparlayacak kendini. Konuşuyorken böyle kelirim, kidirimli konuşmayacak ama onun kendi aralarında bunlar da ağızlarından kaçacaklar. Düzgün de mesaj verecekler. Okumuş insandan zarar gelmez arkadaşlar. Düşmanının bile tahsilli olması güzel bir şey. Bir yerde anlaşırsın. Çünkü adam bakar ki ya ben bunu yerim ama bende de bir zayiat veririm. Ne lüzum var zayiat vereyim? Ortak bir noktada buluşalım der. Tamam mı arkadaşlar? Ha şimdi diyeceksin ki biri oradan diyebilir ki ya okumuş insanlar kavga ediyor başkanlar. Evet zaten en çok bağırtının kavganın olduğu yer statlarda protokol türbinleri. Niye? Güçlerine güveniyorlar abi, arkalarına güveniyorlar. Bir şey olmaz, biz oradan yırtırırız diyorlar. Ama okumakta, okumuş insan olmakta hiçbir beis yoktur. Altyapımızı böyle donanımlı yöneteceğiz arkadaşlar. Altyapımızda bakın şunu söyleyeyim ben. Her şeyin görsel olduğuna inanan insanım ya. Önce algı biliyorsunuz son zamanlarda. Altyapıyı hoca alıyorsunuz. Hoca alıyoruz. 13-14 yaşındaki bir çocuk eve gittiği zaman oğlum hocan kim? Benim hocam Hami Mandıralı. Misal at. Benim hocam Fatih Tekke. Benim hocam Gökdeniz. Benim hocam Ogün. Benim hocam Lemi. İşte 2011'deki çocuklar. Niye? Çünkü o soyunma odasının kapısına o insanların dev resimlerini asacaksın. Adam girerken bakacak 13 yaşındaki. He ya bak lan bana birisi top atı vurdu ya ama adam bizden önde. Bizden önde. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu görseldir. O insanların altyapıda çocuklar yetiştirecek bilgileri olmayabilir. Yetiştirtirsin, öğrettirirsin, yanına da adam katarsın. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Önemli tabii. Şimdi gırgır olsun diye anlatıyorum. Allah rahmet eylesin Özkan Sümer'den. Bunun üstüne anlatmıştım. Çocuklar işte çalışıyorlar Trabzonspor'da 13-14-15 yaşındaki çocuklar. Özkan abi dayanamıyor rahmetli. Hocaya diyor ki işte at yani kim var orada? Metin bak diyelim. Metin çocukları getirir misin diyor. Çocuklar geliyor. Hocasılarının karşısında 13-14'de böyle duruyor. Özkan abi de çocukları çok seviyor. Evladım kaldırın başınızı bakayım diyor. Çocuklar kafasını başlatıyor. Başlıyor futbolla ilgili bir şeyler anlatmaya. İşte şöyleydi böyleydi bilmem ne. Fakat o çocuklar korku içerisindeyken bir tanesi önde kafasını yere eğmiş toprağa eşeliyor. Özkan abi konuşuyor rahmetli bakıyor ki bir çocuk. Evladım buyur başkanım diyor. Bir bakar mısın diyor bana bakıyor. Sen beni dinlemiyorsun galiba diyor. İşte hocam diyor. Ne hocamı diyor. Başkanım diyor babam dedi ki. Evladım baban ne dedi. Babam dedi ki Özkan Sümer sana futbolu anlatırken dinleme o anlamaz toptan. Özkırama böyle şey diyor. Yani esprili de olsa size bir şey anlatmak istiyorum. Yani çünkü Özkan Sümer tanınıyor. İşte Hami Mandıralı, Ali Kemal falan böyle işte Turgay, Şenol. Mesela Şenol Güneş hocalık yapıyor değil mi? Şimdi siz gidecek mi? Ya Şenolların, Ahmetlerin, Serdarların bilmem ne altyapı hocası olması lazım. Niye? Altyapı her şeyden önemli. Her şeyden. Şehrin yağmur yağıyor. Şehrin altyapısı olmazsa su basıyor. Demek ki altyapıyı iyi yapmamız lazım. Yoksa heyelan oluyor. Su basıyor. Önce altyapı. Avrupa'da bir yere şehir yapacakları zaman tesis ettikleri şehirde her şeyleri ölçtükten sonra önce altyapısını yapıyorlar. Sonra yapılacak evler düzüyorlar.
Diyorlar ki burada bundan fazla kat atamazsın, şu düzende, şu nizamda yapacaksın diyorlar. Ve bugün biz Trabzon'da tanjant yolu geçti, üstten yol geçiyor, tüneller geçiyor falan. Bütün binaları yıkıyoruz, parasını veriyor devlet. Ama yıkmadıkları bina yüzyıllar evvel kalan Rum binaları. Türklerin yaptığı binalar. Yani güzel görüntüleri bırakıyorlar. Tarihi eser diye. Arkadaşlar laftan lafa geçiyoruz. Mesela sezon başında bu savaşı başlatıyor ya, planlarını yapacaklar. Ben bunu gördüm. İşte desem şimdi size kızarsınız. O yüzden demiyorum. Büyük bir pano. Maçlar, hangi tarihler sarkabilir, kimler oynadı, rakipler kimler, kaç dakika koydu bilmem ne falan filan. Mesela sezon başlayacak. Değil mi şimdi? Sezon başlarken nasıl koşmalı? Ortalarda nasıl koşmalı? Kış aylarında hangi futbolcularla devam etmeli? Son virajda kimlerle yarışıyoruz? Geçen sene ne yapmış? Bakın, çok önemli. Son virajda kimlerle yarışıyoruz? Geçen sene kimlerle yarışmışız? Son virajda yarıştığımız, şampiyonluk yarışında yarışacak olduğumuz takımların eski futbolcuları kalan maçlarımızdaki rakiplerde oynuyor mu? Bakın. Bunlar hep ince eleyip sık dokuması gereken şeyler arkadaşlar. Tecrübelerimi anlatıyorum size. Son viraja gelirken şampiyon bu kadar ara açılmamıştı. Diyelim ki kafa kafaya gidiyoruz. Bir biz yeniyoruz, bir 2011'de öyle oldu biliyorsunuz. Cumartesi biz yendik, pazar Fener yendi. Cumartesi Fener yendi, pazar biz yendik. Böyle gittik. Böyle gidiyoruz. Stres. Taraftarlar memnun. Bir gün seviniyor, bir gün üzülüyor falan. O arada ne yapmak lazım? Bunu hoca olarak diyeceksin ki ben futbolculara sezon başından beri zaten koşturdum. Kondisyon vermem lazım. Verdim. Şimdi onlara psikolog hocalar lazım. 5-10 tane psikolog hoca. Yenileceksin belki. Şampiyonluk yarışından korkmayacaksın. Onları anlatacaksın. Dünyanın sonu değil. Ailelerinizin yanına gidin. Çocuklarınızdan öğrenin. Bir dahaki maçta bunu telafi edeceğiz falan. Psikolojik yarış da önemlidir. Soğuk yavaş savaş da önemlidir arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Şimdi aklıma geldi, hatırlar mısınız bilmiyorum yaşı, Irak Savaşı'nda adam da dünyanın en iyi adamı da böyle bir general, hep bir tepeden. Evet arkadaşlar, sevgili Irak halkı, Amerikan işte tanklarını indirdik, uçaklarını yere düşürdük, püskürttük falan hep diyor. Diyor lan, seyrediyor insan, öyle de general konuşuyor falan. Artık böyle konuştu, öyle moral veriyor ki. Ertesi günü gazete okuduk ki bir ay sonra general konuşurken Amerikan askerleri almış generali. Bu bir algıdır. Onu almasalar sanki savaşı Irak püskürtmüş pozisyonda oluyor. Konuşmak, olayı ne diyor, dezenformasyon yapıyorsun. Dezenformasyonu doğru yaparsan, iyi yaparsan, rakibe şey etmezsen, aşağılamazsan güzeldir. Yalan konuşmak biliyorsun Müslümanlar için konuşmamak lazım. Ama üçüncü şahıslara zarar vermeyecek yalanlara da bir ufak yol verilmiştir. Şimdi sakın yobazlar bana şey etme, yahut da dini bütünler konuşmasın. Konuşurken gidiyorum böyle, hızımı aldım. Üçüncü şahıslara zarar vermeyecek işleri yapabilirsin. Yani eve gittin, şimdi hanımın soruyor sana, nereden geldin? Şimdi nasıl diyeceksin ya? İşte arkadaşlarla oturuyorduk, geldik diyeceksin de. Yani bir oyun oynuyorum, bir bilmem ne diyorum diyebilir misin? Mutluluk devam edecek. Suat abinin, Allah selamet versin, evlilere, evli arkadaşlara, sonra biz de evlendik, nasihati var. İtaat et, rahat et. İşte eve huzuru bozmayacak ufak tefek yalanlar atıyorsun. İtaat et, rahat et arkadaşlar. Şimdi uzun oldu herhalde. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu şey yapmıştım. Cuma için yapmıştım ama en son şundan bitirelim. Trabzonspor futbol takımının bereketini size söyleyeyim arkadaşlar. Bereketini. Öyle bereketli takım ya. Böyle bir şey olur mu ya? Karagümrük Fener maçını seyrettiniz mi? Türbinler full çekiyor. Dolu. Sezon başında böyle yoktu. Niye? Trabzonspor orada 97 bin kişiyi doldurdu ya. Ona inat. Galatasaray bu dolu. Ona inat. Ha
Ona inat da ben bundan memnun değilim. Tabii ki olsun. Memnun oluyorum, mutlu oluyorum. Yarıştır bu. Kavga ettirmemek, germemek gerekir. Gerekir abi. İstanbul'da işte bizim lokalimiz var. Fenerbahçeli bir arkadaşım aradı benim. Çok sanmıyorum. 25-30 yıl. Ailece görüşüyoruz. Şu anda da yazlıkla beraberiz. Hasta. Benden beter Fenerbahçeli. Ama dünya iyisi çocuk abi. Selçuk diye. Vallahi dünya iyisi bir çocuk ya. Açtı bir Ali Kemal Denizci ile konuşuyordu. Ara, ver lan bana dedim onu. Hocam dedim verir misin? Selçuk dedim. Da bizim derneğe gelen hanım işte Ahmet Bulut dedim çıktı orada bize kasabalı köylü. Ya yok size demedi Serdar abi Serdar dedi. O dedi bilmem Başakşehir'e falan filan dedi. Ya oğlum ben kulaklarımdan duydum da ya yakışıyor mu dedim ya. Ben oraya geleceğim onu görünce nasıl duracağım dedim ona. Ya etme dedi falan filan. İnanılmaz fanatik. Ben de fanatiyim o benden de önde fanatik. Hem de şu anda Fenerbahçe'nin içerisinde falan. Germeye gerek yok abicim. Germeye gerek yok. Dostuz gideceğiz yazlığa. O beni kızdıracak, ben onu kızdıracağım. O hakem hatasından bahsedecek, ben hakem hatasına bahsedeceğim. Böyle, hayat böyle. Yetkili kişilere söylüyorum tekrar bitirirken. Sizi Allah'a emanet edeceğim. Ama etmeden evvela Fenerbahçe Başkanı'na, Trabzonspor'un eski başkanına ve başkan olacaklara ve başka yere lütfen. Lütfen karşı camialara üslubundan konuşalım. Ya koş da konuşmayın demiyoruz ama üslubundan konuşalım, germeyelim. Biz aslında dostuz. Yoktur birbirimizden farkımız. Bakın bizim Özkan Sümer'imiz rahmetli şöyle dedi. Biz biziz, biz biriz, biz Trabzonsporluyuz. Bunu büyütelim Sayın Koç. Biz biziz, biz biriz, biz Türkiye'liyiz ya. Yapmayın ya, oynadığımız bir tane top. Yakışık alanı yapalım. Size küçük camiasınız diyen var mı? Biz de küçük değil, siz de küçük değilsiniz. Dünyaya global şey etmişiz ama şimdi benden başka kimse olmasın derseniz olmuyor. Size de sevgiler, selamlar söylüyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel mesajlar verirsiniz. Biz de sizleri takdirle konuşuruz. Arkadaşlar gülen yüzünüz solmasın. Allah'a emanet olun. Biraz uzattım. Hoşça kalın.